Ya durmadan değişken, durmadan değişiyor. Hava durmuşsunuz ya. Bir öngörüyor. Havayı bir öngörmek mümkün ama mesele dış ilişkiler olduğu zaman, mesele ciddi konular olduğu zaman, ekonomi olduğu zaman Erdoğan'ı öngörmek mümkün. Karadeniz havası, Karadeniz. Bir de ne diyor? Avrupa, yerel mahkemelerimizin kararlarını tanımıyormuş. Yine en iyi bildiği işe yarıyor. Meseleyi çözümlüyor, çözümlüyor. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a soruyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onca yıldır bizim mahkemelerimize saygısızlık etmiyorlar. Şimdi mi? Eğer Türkiye AİHM'e en çok şikayet edilen ülkeler listesinde başlardaysa bunun sebebi ne sizsiniz? Niye ben size soruyorum? Madem öyle siz kendiniz niçin zamanında tam 3 defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdunuz? Kendisi zamanında 3 defa başvurdunuz. Evet, bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığında yargının nasıl vahim hatalar yaptığını bir şiir okuduğunuz için hapse girdiğinizde sizi gördünüz. Hatırlayın, bu vesayet günlerinde size haksızlık yapıldığında siz de İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısını çaldınız. Hem de 3 defa çaldınız. Dönemin gazetecisine şöyle bakalım arkadaşlar. Biz bunları hatırlatmayınca unutuluyor. Bakın. Ne yazıyor? Okuyalım ne yazıyor? Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin milletvekili olamayacağı kararı verdiği AK Parti lideri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. O günün gazeteci bu mu? Şu anda tanımıyorum. Uymuyorum. Benim mahkemem varken onlara ne oluyor? Diye meseleyi çarpıdan Sayın Erdoğan'ın kendisi kendisi düşünce, kendi haksız davranışı gelmiş. Aynı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş. Hem de 3 kere başvurmuş. Sayın Erdoğan, AİHM'e başvurunca sorun yok ama başkası başvurduğunda sorun olur. Böyle bir şey olur. Tutarlı olacaksınız, tutarlı. Kendi işine gelince başvur, işine gelmeyince başvuranlara şöyle böyle. Oradan çıkan kararlara dedi ki, benim kendi mahkememin kararı var. Sizinle ilgili kendi mahkemenizin kararını beğenmediğiniz için, gerçekten haksızlığa uğradığınız için siz başvurmadınız mı zamanında? Niye bugün laf ediyorsunuz? Niye bugün tam 380 derece dönüp o gün yaptığınızı bugün tam tersine sanıyorsunuz? Bakın arkadaşlar, burada mesele AİHM veya Sayın Erdoğan falan değil. 84 milyon hakkının hukukunu ilgilendiren ülkemizin uluslararası itibarını belirleyen bir konudan bahsediyoruz. Türkiye'nin gençleri Avrupa'ya gitmek isterken Avrupa'dan kopmak için adeta gereken her şeyi yapan bir yönetim felaketinden bahsediyoruz. Ama arkadaşlar hiç böyle olmasın. Biz bu yanlış istikameti durduracağız.